İkinci sterilizasyon yöntemi arkadaşlar soğuk sterilizasyonu. Soğuk sterilizasyonu da yine bir önceki derste anlattığım üzere eğer ki sterilize ettiğiniz dosyayı karşı tarafta okuyacak olan program .NET Framework ile yazılmadı ise ortak bir standartta buluşmak anlamında kullanılıyor. SOAP sonuçta bir web servisi için oluşturulmuş standart bir protokol. SOAP serilizasyonu ile serilize ettiğiniz datayı karşı taraftaki programlama dili, o standarda uyan bir programlama dili ile okuyabiliyorsunuz. Nasıl yapılıyor? Hemen File New Project diyorum. Yine bir konsol aplikasyonu. Buna da SOAP Serialization Sample diyelim. Genelde de arkadaşlar web servislerinde kullanılıyor SOAP serializasyonu. Web servisleri zaten ileride tekrardan göreceğiz. Şöyle bir örnek yapalım. Static void main'in hemen altına private static void serialize diyelim. Diye bir metodumuz olsun. Bir de yine aynı şekilde deserialize diye bir metodumuz olsun. Hemen bir örnek yapalım burada. Hash table oluşturuyorum bir tane. System.collections'ın içerisinden adresler diyorum. New hash table. Addresses. @ Fatih. Nerede? İdeal tepe. Oops. Adresiz nokta et. Tuğrul. Ümraniye. Irmak, Adapazarı. Erkan. Çengelköy. Şöyle ekleyelim. Sonra bizim file stream'imizi oluşturalım. System.io'yu kullanıyoruz. Adını verelim. Datafile.soap dedim. İlla uzantısı soap olmak zorunda değil. Ben bunu kendim verdim arkadaşlar. File mode create. Soap Şimdi SOAP formatörü kullanabilmemiz için arkadaşlar bizim referanslara System Runtime Serialization Formatör SOAP'ı eklememiz gerekiyor. SOAP formatör default gelen DLL'ler içerisinden gelmiyor arkadaşlar. O yüzden Solution Explorer'da açıyorum. Referanslara sağ tıklayıp Add Reference diyorum.
Burada arkadaşlar sistem runtime serialization içerisinde formatter SOAP. Şurada arkadaşlar. OK'ye bastım. Bu buraya eklendi. Buraya eklediğimiz zaman artık using kısmına da ekleyebiliyoruz bunu. SOAP formatter'ımız geldi. SOAP formatter formatter diyelim. Eşittir new SOAP formatter. Try exception x. Formatter nokta serialize fs nokta addresses, pardon, fs'ye addresses. Exception olursa eğer finally fs.close. Böylece arkadaşlar hata olsa da olmasa da file stream objemizi final'in içerisinde kapatıyorum. Bu tabi serializasyon işlemimiz. Hemen gidelim yukarıdan static void main içerisinden serialize'ı çalıştıralım. Bir de console readline koyalım ki hemen kapanmasın. Bunu çalıştıralım arkadaşlar. Çalıştı. Bir şey yazmasını beklemiyoruz zaten. Sonra tekrardan biz projemizin exe'nin olduğu folder'a gidelim. Debug datafile.sop. Bunu yine notepad ile açalım. Bakın şöyle arkadaşlar SOAP standartlarına uygun file'ımızı oluşturdu. Şimdi SOAP standartlarına nasıl çalışıyor? Nedir SOAP'ın standartları? SOAP'ın bir zarfı var arkadaşlar, envelope'u. Bakın burada envelope diye açmış, altta da envelope diye kapatmış. Sonuçta bu bir XML file'ı. Sonra bu envelope'un arkadaşlar body'si var. Body'nin içerisinde de data var. Sonra da body'yi de kapatmış. İşte body'nin içerisinde de bunun bir hash table olduğunu söylüyor. Namespace'i collections içerisinde. Comparer'ı varsa onu yazıyor. Boyutunu yazıyor. Key'ler ve value'lardan oluştuğunu söylüyor. Ondan sonra başlıyor key şeyleri yazmaya, key'leri yazmaya. Ondan sonra karşısına da value'ları yazıyor arkadaşlar. Bu bir SOAP envelope'u. Tabii bunu hani okuyan da arkadaşlar otomatik okuyup tekrardan bunu bir objeye çevirmesi gerekiyor. Eğer ben bunu notepad'de değil de bakalım Internet Explorer'da açsaydım. Yok, Internet Explorer'da göstermiyor. Veya bir şeyde açsaydım, XML Notepad'inde açsaydım, bunu XML olarak görürdüm yine arkadaşlar. Şimdi gelelim bunu geri okumaya. Geri okuma işlemi nasıl yapılıyor? Onu da deserialize kısmında yapalım. Ne yapıyorduk? Önce yine bizim instance'ımızı oluşturalım. Hash table addresses null dedim buna. File stream'imizi oluşturalım. Fs eşittir new file stream. Bu nereden okuyacak? Data file nokta SOAP file mode nokta create değil open deyip okuyacak.
Sonra yine try catch bloğumuzu oluşturuyoruz. Try bloğun içerisinde soap formatter, formatter eşittir new soap formatter. Addresses eşittir. Neye çevireceğim bunu? Hash table'a çevireceğim. Formatter nokta deserialize. Çünkü deserialize işleminde arkadaşlar geri dönüş tipi olarak bakın bize obje dönüyor. Ben bunu hash table'a çevirmem lazım. Stream'i vereceğim. Fs. Böylece adreslere ulaşmış olacağım. Exception olursa exception'ı yazdıralım. Failed to X nokta message. Finally fs nokta close. Sonra for each dictionary entry, hatırlıyorsanız hash table'larda böyle dönüyorduk. DE in addresses console write line gerek yok. Sonra gidelim şuradan serialize işleminden sonra deserialize yapıp şunu da commentleyelim ve deserializasyon işlemini çağıralım. Çalıştıralım. Bakın şu şekilde tekrardan geri okudu arkadaşlar. So formatörü kullanarak.